Aktif TV seyircileri bir Neco Show'la birlikteyiz yine tekrar. Bugün konuğum var. Neco Show konuksuz olmuyor biliyorsunuz. Birkaç bölüm tek başıma yaptım. İnanın ben zevk almadım. Umarım siz zevk almışsınız ama işte konuk demek gerçekten program aslında zevki de orada. Konukla sohbet etmek. Yani tek başına konuşuyoruz. Onda fazla ben zevk almıyorum. Neco Show'un klasiği bu artık. Konuğumuz olacak. Evet, bugün konuğumuz Gürsel Kum. Hepinizin aktif TV ekranlarında tanıdığı Gürsel Kum, biliyorsunuz tarih programı yapıyor. Gerçekten tarihin böyle tam bam teline basıyor diyebiliriz. Çünkü tarih çok önemli. Gürsel abi de çok önemli. Tarih bilgisinde kendisi diyor ya işte tanıtım programlarında. Amatörce bir tarih programı. Aslında amatörce değil. Gerçekten her şeyi çok iyi hazırlayan, araştıran, kendince yorumlayan bir tarih programı yapıyor. Bugün Gürsel abimizi bir konuk aldık. Bir tanıyalım. Evet, siz ekranlarında güzel, kır saçlı değilim, beyaz saçlı, pamuk prenses demiyorum, prens bir adam görüyorsunuz ama o kimdir, nedir, necidir, neler yapar, özel hayatları nedir, bir tanımak istiyorum. Gürsel abi merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Neco. Değerli izleyiciler, Neco öyle konuşmaya başladı ki bana hiç sıra gelmeyecek sandım. Buradan başlayalım önce. Evet. İkincisi şu tarih meselesi hakikaten amatör benimkisi. Öyle bir iddiam yok çünkü gerçekten değerli tarihçilerimiz var. Onlara haksızlık olur. Başka ne sormuştun ya? İhtiyarım ya, unutuyorum arada. Sen evet, tekrarla ihtiyarım... uzun uzun konuşunca böyle arada kaçıyor. Siz de idare edin. Gürsel abine böyle bir sıkıntı var yani. Şu anda Neco Show işliyoruz. Moderatör benim ama Gürsel abi o moderatörü de alıyor. Masayı da alıyor. Mikrofonu da. Biraz sonra burada tek başına konuşursa hiç şaşmayın. Ben ama her şeyi sana... Bugün sana bırakıyorum. Teslim ettim yani Neco Show'la. Benim birader var Türkiye'de, benden birkaç yaş küçük. Türkiye'nin önemli avukatlarından biri. Büyük gruplara avukatlık yapıyor. Onun güzel bir lafı vardır ama o hanımlar için söylüyor. Sen bana söyledin. Şimdi kendimi çok kötü hissettim burada. O eşi için diyor ki, abi diyor, teslim oldum, huzurluyum ve mutluyum diyor. O hanım ne derse o. Şimdi sen bana bunu söyleyince niyetim bozuk değil mi usta? Oradan yok, estağfurullah. Tamam, çok yani, yakınız yani. Dokunabiliyoruz yani. Birbirimize. O yüzden yakın durdum. Çünkü uzak olduğumu ters olabiliyor. Çünkü Gürsel abi hiç belli olmaz. Evet abi, Gürsel abi. Gürsel Kum kimdir ya? Ben yeni göçmenim. Aranıza yeni katıldım. 2010 yılında komine kaydoldum ama buradaki hayatım 2011'in Haziran ayında başladı. 2017'de olduğumuza göre 2018'in Haziran'ında 7 senelik oluyorum. Pek de yeni sayılmam herhalde. Evet, bayağı. Orta şekerli bir şey oldum. Ben kimim? Öncelikle bir Ademoğluyum. Hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü felsefesi var. Anadolu felsefesi bu çok güzel. Ben de sizler gibi bir Ademoğluyum. Emin ol aynı şekilde doğduk. Ben biraz sezaryenle doğmuşum. Çünkü başıma gelecekleri bildiğim için azıcık direndim. Ama saati gelmiş, doktorlar ne yapıp edip 60 model olmamıza rağmen o dönemlerde sezaryen de varmış yani. Sezaryenle doğdum. Belki başınıza bela olmak için öyle bir misyonum var sanıyorum. Çünkü seven kadar sevmeyenim de çok. Orta şekerli bir adam hayatım boyunca olamadım. Çocukluktan başladık. Annemin dediğine göre ağlayarak da doğmamışım. Muhtemelen sezaryenin etkisidir. Doktor çok kibar bir şekilde çekip dünyaya getirdiyse beni. Peki Gürsel abi, ağlayamadın. Peki nasıl doğdun? Gülerek mi doğdun? Vallahi gülerek doğduğumu söylemedi kadıncağız ama ağlamadığımı söylemişti. Yani hatta baygın mı, nefes mi alamıyor, ölü mü ne diye bir iki tane de tokat atmış. O doktoru çok aradım ama bir türlü denk getiremedim. Tokatları iade edecektim. Ben eminim ki mutlaka konuşarak doğmuştur bu adam, değil mi? Yok, onu da iddia ettiğin zaman biliyorsun peygamberlerin içinde bir tek Hazreti İsa Aleyhisselam konuşarak doğmuş. Zaten benimle ilgili fitne arıyor millet. Onu söylediğimiz anda aynen çarmıha girerler. Tamam Gürsel abi, o doğmuşunu anlattık, doğmuşunu artık. Kenara bıraktık. Bıraktık. Evet. Erzurumluyum ama Erzurum'a da bizim ailemiz Orta Asya'dan göçmüş gelmiş. Secereli bir yapısı var köyün. Böyle bir Alperenlerden işte... Hoş bir ailenin içinde doğdum esasında. Bir güzel de özelliğim var. Bizim köyümüz yaklaşık 100 haneydi. Şimdi tabii çok azaldı. Göç veren bir köy. Erzurum'un dağ köyü 4 hane kaldı. Bu köyde bildiğim kadarıyla çalıp söylemeyen bir tek ben varım abi. Her türlü abi. Mesela Erdal Erzincan akrabam. Arif sağ akrabam. Herkes çıkmış köyden çalıyor. Çoluk çocuk bizim birader çalar. Kızım gitar çalar. Yeğenim çalıyor. Bir tek ben abi. Hiçbir şey yok. Tın tın. Nasıl bir yetenek. Yani seçmiş o 100 haneli köyden. Dedeki 400-500 nüfus. Bir tane Gürsel'e mi vermedi Allah'ın bu yeteneği bilmiyorum ki. Arası hiç yok mu? Hiç yok abi. Dinleme nasıl? Abi repertuar çok sağlam. Repertuarım iyi ama makam şu bu yok. Kulak sıfır. Ama birisi başlarsa ben arkadan yetişirim. Öyle bir yeteneğim var.
Ben de yazıyorum abi. Yazıyorum ama ne yazdığımı ben de bilmiyorum. Adam diyor ki ya abi diyor bir tane dostum var. 5-10 dakika önce sohbet ediyorduk. Gece 2'de bir açıyorum. Tling diye senin yazı çıkıyor diyordu. Kimse artık. Benden bahsediyor. Senden mi bahsetti? Hafıza idare edin işte. Yaşlılık, ehtiyarlık. Neticede böyle bir huyum var yani. Bu Facebook çıktı iyi oldu. Bazıları kabul etmiyor ama mikrofonu alan televizyoncu oluyor evet. Diyor. Vallahi ben çok yakışıyorum. Kim ne derse desin. Kendime bakıyorum sanki ekran içinde olmuşum. Geç keşfettik abi. Ben gençken bu stand-up dalgaları yoktu. Hani Nece Şovcu evet. Diyorsunuz ya. Sen tabii çok delikanlısın benim yanımda. Olsaydı vallahi Cem Yılmaz falan aşk alırdı abiciğim. O dönemde yoktu bunlar tamam mı? Sonradan çıktı. Biz yetişemedik o furyaya. Ama konuşma meselesinde maşallahım var. Ben şimdi eşe dostu ayıp olmasın diye diyorum. Biraz önce Genk'te çekime gitmiştim. Orada bir programcı arkadaşın çekimi yaptık. Sen de hemen saate bakmaya başladın. Çünkü tam 4 dakikadır hiç kesmedi konuştum. Sabaha çok var arkadaşlar. Şimdiden pes etti. Ondan sonra Genk'te çekim yapıyorum. Arkadaşlara dedim ki ya bak Kandıralı'ya dermiş ki dedim askerde sen de yürü Kandıralı. Çünkü emir almıyor. Taburu gidiyor. Kandıralı arkada. Komutan ona da bağırıyormuş. Kandıralı sana da marş marş. Kandıralı öyle yürüyormuş. Şimdi siz de bakın oradan işaret edin. Salonda falan nerede izliyorsanız ben buradan görüyorum sizi. Sus dediğiniz anda söz susarım bak. Ama sus mu sus demediğiniz anda ben konuşurum vallahi billah. Sen de arada sus de. Program benim olmasın. Ne çok şovdayız. Ayıp olmasın insanlar. Hele şükür fırsat verdi. Gerçekten ben de bunu bekliyorum. Ne zaman bana bir fırsat verecek diye. Evet. Demokrasiyi anlamıyor bu millet. Ne yapabilirim ki? Gayet demokrat davranıyorum. 15 dakika ben konuşacağım. 3 dakika. Sevgili seyircilerimiz ekranınızı sakın kapatmayın. Televizyonunuzu komandonunuzu aman bir kenara koyun. Çünkü Gürsel abi konuşmaya başladığını gerçekten konuları güzel arka arkaya olabiliyor. Bu da bir sanattır. Dedi ya kendisi. Ben de bir sanatları da konuşmak. Peki yazarken hocam. Yazarken çünkü hakikaten yazılarını takip etmeye çalışıyorum. Çalışıyorum diyorum. Çünkü o kadar çok konulara gidiyorsun ki tabii ki bilmediğin bir konuyu da okumak evet senin yorumunu okumuş oluyorum ama kendim o konuda bir bilim olmadığı için araştırmaya başlıyorum. Hocam yazıyorsun, tarih olsun bir şeyler yazdığın zaman içeride kendi yorumladığınız bölümlerine baktığınız zaman gerçekten farklı konuyu farklı köşesinde görebiliyorsun. Yani çerçeve bir resim çerçevesine bakıyorsun ama bir detay vardır her resimde biliyorsun. Ressamlar her zaman bir detay bırakır ki ha bunu konuşursun diye. Size o küçük ince detayı konuşuyorsunuz. Bunu özellikle mi seçiyorsunuz? Tabii onu özellikle seçiyorum ama şimdi gırgırdan sen ciddi konulara taşıdın meseleyi. Nasıl işin içinden çıkacağım bilmiyorum. Ama bu konuda hakikaten şöyle bir yaklaşımım var benim. Özellikle din konularını yazıyorsam insanlar hap gibi 3-4 dakikada 5 dakikada okuyan okuyor. Benim yazılarım uzun çünkü kısa yazacak kadar zeka yok. Birincisi o. İkincisi de buradaki insanlara bir şey anlattığın zaman onu detaylandırman gerekiyor. Çünkü yanlış bir şey konuşmamak adına bir de kaynakları belirtmek adına. Dolayısıyla ister istemez yazılar uzun oluyor. Ama şunu biliyorum insanlar okuyor. Bir perspektif geliştirmeye çalışıyoruz. Herkesin bir bakış açısı var. Demin beni çok mutlu ettin sen farkında olarak ya da olmayarak. Bir şey söylüyorsun ben o konuyu bilmediğimi fark edip araştırıyorum diyorsun. İşte bütün amacım bu. Beni kimse beğenmesin. Bazen izin alıyorlar, nezaket yapıyorlar. Yazıda paylaş butonu yok paylaşayım mı diyor. Paylaşma kardeşim kendi adını bile yaz. Problem değil. Böylece ben de, herkes beni dövmeye çalışıyor. Bir iki kişi daha olursa kalabalıklaşırız. Sen kendi adını yaz o cesaretin varsa benim yazıma yayınla gitsin. Önemli olan fikirlerin insanlara ulaştırması. Benim hobim diyorum özel ilgi alanım tarih. Türk tarihi, siyer tarihi, peygamberler tarihi yani dinler tarihi. Bu konularda merakım var. Yakın tarih, cumhuriyet tarihi bunları araştırmaya çalışıyorum. Bir şey çok önemli Neco, çok önemli. Bunu lütfen herkes dikkatle dinlesin. Hayatta ne başarı varsa problemli insanlar sayesinde olmuştur. Bütün büyük insanların hayatına bak. Siyasetçilerden, Franklin Roosevelt'ten Atatürk'e kadar. Hepsi ızdırap çekmiştir. Atatürk 5 parasız kaldığı anlar vardır. İşsiz kaldığı, idama mahkum olduğu anlar vardır. Sonra bir zaman geliyor, işte cumhuriyeti kuruyor, cumhurbaşkanı oluyor ve çok hazin bir şeydir. Hüzünlenirim ben ona. Der ki Savarona sipariş ediliyor atanın son zamanlarında. Savarona dediniz mi? Savarona gemisinde bahsediyor. Yatında. Atatürk'ün değil. Tabii Atatürk'ün yatı diyorlar. Cumhuriyete ait bir şey o. Ama Atatürk'ün makamı için alınmış tek şeydir. Lüksüdür. Savarona'yı beklerken
çocuk bekler gibi, çocuğun oyuncağını bekler evet, gibi bekliyorum evet. bunu diyor. Savorona yapılıyor, imal ediliyor ve Türkiye'de Cumhuriyet'in kullanımına, Cumhurbaşkanı'nın kullanımına veriliyor. Dolayısıyla ben şeyleri falan eleştirmiyorum. Şimdi 1150 odalı külliye var, bunlar problem değil, sorun başka. Bu tarz bir yaşam niye gerekli? Atatürk mesela Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Köşkü olduğunda orası yanlış hatırlamıyorsam bir gayrimüslim vatandaşımıza ait bir yer. Parası ödenerek alınıyor. Öyle bir çeşitli şayialar var el konulu. Öyle bir şey yok. Parası ödenerek alınıyor. Ama çok mütevazi bir yerdir. Mesela dünyanın en zengin ülkesi Beyaz Saray. Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray'ın kat, gene yanılmıyorsam bir katı 400-500 metrekare civarında, 2-3 katlı bir binadır orası. Yani 1000-1500 metrekareden bahsediyoruz. Öyle anormal ala vala odalar falan yok. Devlet tertibi başka bir şeydir. Doğuya gittiğiniz zaman şaşa artar. Çinlilere bakın, ipeyi bulmuş. Senelerce de bunu, hatta yüzyıllar boyunca devlet sırrı olarak saklamış. Neden? Çünkü ipek. İpek Araplarla Avrupa'ya gelmiş. İmalatı da birkaç yüzyıl önce başlamış. Nasıl imal edildiğini bile saklıyor Çinliler onu. Dolayısıyla dünya milletleri arasında bu tip şeyler var, haseneler var. Benim merakım dediğim gibi bu tarih, din konusu. Din konusunda özellikle yazdığım her şey, sizin birkaç dakikada okuduğunuz şey, yazılar. Emin olun en az bir ay, iki aylık bir çalışmanın ürünü. Çünkü özellikle din konusunda yanlış bir laf etmek, Allah muhafaza, birisi de ona inanır. Dini sorgulamak lazım ama bizim insanlarımız dinlemeyi sever ve inanmayı sever. Kazara evet. bir yanlış bir şey söylersem, biri de bana inanırsa işte dinden çıktın, iş bitti. Evet. Gülsel abi, şimdi tarih programı yapıyorsun. Hiç aklına gelir miydi bugün bir televizyon kanalında bir tarih programı yapacağım diye? Şimdi o çok ilginç bir konuya değindin. Bir televizyon kanalını boş ver. Belçika'da böyle bir televizyon kanalının var olmasının kaç kişi farkında acaba? Geçen ay istatistikleri çıkarttı bizim reji masasındaki CEO'muz, değerli kardeşimiz Suat Bezenk. Bu arada patronumuzdur, pek de sevmem. Allah'tan duymuyor söylediğimi, yayını da izlemiyorsa yırttık ama bunu buradan nakletmem lazım. Patronlar sevilmiyor nedense Neco'ya. Şimdi çok müşkül pesant oluyorlar. Senin de patronun oluyor evet. az buçuk. Sen istersen o topa girme. Evet. Ben 90'dan vurup golü attım. Güzel abi, şimdi şu masaya fazla dokunmasak. Çünkü mikrofonda ses, değil mi? Mikrofondan ses gidiyor. Seyirciler şimdi güm güm ritim alıyorlar. Şimdi Suat Bezenk kardeşimiz gerçekten çok genç gazeteci. O da çok fazla mazisi yok Belçika'da. Şu anlara tabii şeye başladı. Yağlamaya başladım. Evet. Deminki hatayı telafi etmek lazım. Belki dinliyordur ki neme lazım. Neticede çok genç bir kardeşimiz. Bir hayal işte Mersin'de otururken karar vermiş. Tantuni yerken evet. Gerçekten öyle, şaka gibi ama yani bir fikir böyle gelişiyor zaten. Hayatta her şey de böyle değil mi? Bir hayal uğruna başlamış ve bunu gerçekleştirmiş. Şu anda Belçika merkezi Avrupa'nın her yerine yayın yapan ve geçen ay boyunca aldığımız istatistiklerde ortalama 500 bin kişi günlük izliyor. Biz daha test yayınındayız sevgili dostlar. Test yayınını 500 bin kişi günlük izliyor. Ve bu Türkçe bir platformdur. Buradan Türklerin problemlerini Belçika'dan, Belçika'nın ilk Türkçe televizyon kanalı. Umarız ki çoğalır, bu Suat'ın fikridir. Çoğalsın ki kalite ortaya çıksın abi der. Ben de hatta çoğalmadan biz biraz yol alalım oğlum diyorum. Kayserilik de yok ama böyle bir uyanık yanım da var herhalde. Abi sen Anadolu kurnazısın. Kurnazı yani. Sen Erzurum'un köylü kurnazı diyebiliriz. Tehlikeli bir şeydir aslında ama netice olarak Suat'ın başkaları da olsun abi de kalite ortaya çıksın. Biz de rekabet içinde olalım, daha iyi şeyler üretelim gibi. Yani genç olmak bir şeylere engel değil. Sonuçta zeka, zihin, akıl yaşlıdır, başlıdır, yaşlı değil diye bir atasözümüz de var. Suat bence bunu tam oturtuyor ya. Dolayısıyla böyle bir şeye örnek oldu. İşte içinde şu anda program yaptığımız stüdyonun imalatında da vardım. Ben mühendisim zaten. İnşaatında yardım ettim ona. Sonrasında abi program yapalım falan dedi. Herhalde şimdilerde pişmandır bunu söylediğini ama kameraya kadar geçtim.
Hala bana öğretmediği bir şeyler var. Onu da nasıl öğreneceğim bilmiyorum. Para mı versem, rüşvet mi versem, nasıl, hiç öğretmiyor. Bazı şeylerde duruyor. Mesela şu stüdyoda bir ışık meselesi var. Çok merak ediyorum Neco. Burada tabii izleyiciler görmüyor şu anda onu ama sağda solda bir takım ışıklar, onu kameradan ayarlıyor. Bir yerlere bakıyor. Hep de bana diyor ki abi şuraya otur bir ışığı ayarlayayım. Ya bir gün sen otur da ben arkasına geçeyim. Yok abi yapmıyor bunu yani. Öyle de genç menç ama enayi değil. Akıllı bir yanı var yani. Niye öğreteyim ki bu yaşlı kurda diyor. Mesela bir de üfleme işi varmış. O hiç onu sorma ya. Sorma. Benim bir görüntü yönetmenim var. Bu kameraya çekmeme vesile oldu. Benim aslında geleceğim gideceğim diyor. Bekletiyor. Bir gün böyle bir resepsiyondayız. İşte elit bir şey var. Ever Belediyesi'nde bir resepsiyon var. Tablo yapmış birkaç tane. İkisi Türk, biri İspanyol sanatçının eserlerini çekmeye gittik. Görüntü yönetmenim de, ismini telaffuz etmeyeyim, reklamı olur. Ben sen istemiyorum etme, artık sen onu. Etme. Necmi kardeşim. Necmi Tüfekçi. Evet. İsmini telaffuz etmeseydin artık. Ben onun işini aldım. Onun için pek duyulsun istemiyorum. Daha çok... Unutun sevgili izleyiciler. Yani artık görüntü yönetmeni olarak Gürsel Kum var. Necmi bir gün böyle çekiyor. Ben de konuşma arasında, işte konuklar geliyor. Sevgili Aktif TV izleyicileri, şu anda müstesna bir simalardan biri Necdet geldi yanıma. Diyorum, mikrofonu uzatıyorum. Oradan neredeyse kamerayı atacaktı yani. Kamera kendinin olmasa yere atacak. Ya abi böyle olmaz falan deyince ben bir anda Necmi'nin Trabzonlu olduğunu hatırladım. Adamlarda adrenalin yüksek, birdenbire parlıyor. Sabah 61. dakika gelmiş. Evet abi 61. dakikada adam bize her yer Trabzon demeye başladı. Ha dedim, bu iş böyle olmayacak. Bu kamerayı öğrenmen lazım Gürsel. Şimdi Necmi geleceğim diyor. Biraz zamanla ilgili bu konularda problem yaşayan bir arkadaş. Biraz gecikince ben başladım fitneye. Bu arada benim adımı fitne profesörü koydular. Nasıl olsa duyacaksınız, benden duyun. Sevgili izleyiciler, bana yeni ünvanı. Bana TV'de fitne profesörü diyorlar. CEO koyduğu için bu lakabı itiraz da edemiyorum. Öyle de bir durum var. Patron bana, ben başladım abi Necmi'yi alttan alta çalışmaya. Baktı ki olmayacak. Suat da ikna oldu. Ya abi sen bu kamerayı çeker misin? Anasını bile ağlatırım dedim. Aldım ilk kamera ama ben buraya tutuyorum. Kamera oraya çekiyor. Allah Allah diye böyle falan. Getiriyorum buraya. Ya bu çöp abi diyorlar. Sen kadrajı bilmiyorsun diyorlar ama ilk başta naziklerdi, tamam mı? Sıkıntı yok. Evet. Acemilik var ya, o acemilik de bir süre sonra bitiyor. Bitiyor. Bitiyor ama benimki bitmedi abi. Zihin yaşlı, yorgun. Başka şeyler... Bazı şeyler susamış. Ağlamıyorum. Şimdi gidiyorum 24 saat çalışıyorum. Başka kameraman 5 saat çalışıyor. Para istiyor, bilmem ne istiyor. Ben 24 saat çalışıyorum, açığı kapatayım diye gene dedikoduya maruz kalıyorum. Ya abi bu böyle bir çekilir. İşte en son bir çekim yaptık. Arkaya koymuşlar şahane bir tane şömine. Ben de yakaladım kadrajı. Koçlar gibi açı sağlam. İnsanları iyi oturtmuşum. Sandalyelerini bile kendim düzelttim. Aldığım bütün tiyoları uyguladım. Evet. Buraya kadar her şey mükemmel. Dedim tamam, buna laf edemezsin Suat Bezenk. Hasta etme adamı dedim. Kralını getiriyorum gördüm. Ama... Heyhat! İnsanlar orada oturuyor. Ben kamera arkasında çekiyorum. Oradaki arkadaki şömineden Gürsel'in görüntüsü çıkmış. Bir de detaylar var. Sandalyede oturduğumu bile görüyor. İki saat kameranın arkasında olunca ayaklar çekmiyor tabii. Sandalyeyi kurdum, oturdum abi. Arkada görüntü çıkmış. Hadi buyur. Bunlar tabii sihirbaz gibi adamlar. İşte bunlar üflemeler dedi. Üfleme bunlar. Dediği bu mesele. Evet, sen de kameraman olduğu için bak şimdi öğrendim. Üfleme meselesi bunlar. Aynen bu. Aynen bu. Necmi yandın oğlum. Bir öğretmediğin üfleme vardı. Bunu da öğrendim bu akşam. Görüntü yönetmeni benim. Usta boynuz kulağa geçer. Bu arada tabii Necmi'ye söz hakkı doğdu. Mutlaka Necmi seni de alacağım. Telefonla katıl. Bu canlı yayın. Kandırdım seni. Banttan montajları. Güzel abi şimdi... Show program, Neco Show, show programı sonuçta. Gönlümüzde ki tabii ki stüdyomuz seyircilere dolsun. Burada direkt ben sana sorular gelsin ama şimdi gelen klasik seyircilerimde senin bu programı izlerken gelecek soruları aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Nasıl bir adam bu adam, böyle saç karışık, sivri dilli, ay kendini neyi tanımlıyorsun gibi. Yoksa birbirine çok, çok basit. Hiçbir sırrım yok. Çok basit. Hepinize söyleyeyim, hepinize uygulayın, rahat yaşarsınız. Geçmişte yaşarsan ahla vahla depresif bir halde yaşarsın. Pişmanlıkların var geçmişte çünkü. Geleceği de düşünürsen kaygıların var. Beni mesela ne zaman kovacak Suat? Kaygısını yaşarsam bu işi yapamam. Eninde sonunda o noktaya geleceğiz. Çünkü ne yaparsam yapayım hiç memnun edemiyorum patronu. Bir gün diyecek ki abi seni çok seviyorum. Kapı orada. Sen arkana dön, memleketine doğru yollan.
Bu ana hazırsan eğer problem yok. Ben şunu yapıyorum, çok basit. Günü yaşıyorum. Çünkü tasarruf edemeyeceğin hayatta tek şey zaman, Necmi. Zaman, Necmi. Necmi de Necdet, Necdet. Necmi'ye taktım ya kafayı. Evet. O artık bir zaman gider. Toparlayamıyorum abi. Aklıma geldikçe sinir basıyor benim. Şimdi sıkıntı şu abi. Zaman hayatta tasarruf edemeyeceğiniz tek şey. İnsan biriktirirsin, para biriktirirsin, araba biriktirirsin. Aklına ne geliyorsa her şeyin tasarrufunu yaparsın. Ama şu geçtiğimiz 1-2 dakika önce yani bu programın başına dönme şansımız yok. Bu bitti. Yok. Dolayısıyla zamanı iyi kullanmak lazım. İnsanlar da en bonkör oldukları konu bu. Adama diyorsun ki şunu yapalım mı? Allah kısmet ederse. Ya arkadaş tabii ki Allah kısmet etmezse hiçbir şey yapamazsın. Ama onu bir kenara bırak. Bir planla bunu yap. Doğu ile Batı arasında çok temel bir fark var. Çok temel. Doğu rahat yaşar. Batı depresif yaşar. Neden? İşte Belçika'da yaşıyoruz. Belçikalılar ne yapıyor abi? Ocaktayız değil mi? Adam karıyla konuşuyor. Beraber mi tatil yapalım ayrı mı? Çocukları götürelim mi? Annene babana mı bırakalım? Ya da çocukları başka yere mi yollayalım? Bunları planlıyorlar. Ondan sonra Haziran'a Temmuz'a bilet alıyor adam. Bilmem otel yerini ayartıyor. Parayı da bastırıyor. 1.000 euro, 2.000 euro. Ulan yaşayacağın garanti mi senin arkadaş? Rütük yok Allah'tan burada. Ulan kelimesi gitti. Yaşayacağın garanti değil. Ama Belçikalı bunu yapıyor. Programlıyor hayatını, böyle yaşıyor. O arada işsiz kalıyor, somacında problem oluyor. Bir şey oluyorsa bu sefer de depresyona giriyor. Hatta çok ciddi ilaçlara falan tedaviye başlıyor. Doğu'ya gelelim. Doğu'da ne oluyor? İşte ben tatile gideceğim. Diyorum ki Necmi, ben haftaya tatile gideceğim Necdet. Bana 1.000 lira verir misin? Sen de diyorsun ki tabii abi ayıpsın. Ne demek? Tatile mi gideceğim? 1.000 lira mı? Tamam veririm ya diyor. Ben şimdi o bir haftayı mutlu geçiriyorum. Necdet'ten parayı aldım ya hesapta. Para yok ama cepte falan söz var. Söz yetiyor kafada, tamam mı? Bir hafta geçiyor, Necdet'i arıyorum. Necdet'in telefon kapalı. Bir bakıyorum Necdet benden önce tatile gitmiş. Para yok abicim, tamam mı? Para yok. Gürsel de tatil planı yaptı. Ben tatile gitmem lazım. Tatile gidemiyorum. Ya bu Necdet'e bak ya, olacak iş değil, Allah da kısmet etmedi deyip işin içinden çıkıyoruz abi. Depresyon yok, huzursuzluk yok, topu attık taca. Bir tarafta Allah kısmet etmedi, bir tarafta da Necdet kaçtı gitti. Necdet sonra geliyor, ya hadi senin telefonunu bekledim, aramadın beni ya. Niye aramadın, paran hazırdı, koymuştum kenara, ben de tatile gittim. Abi sen aramayınca hallettin sandım. Arkadaşlığın da bozulmuyor, eskisinden de daha sıkı olsun. Ya helal olsun abi, vallahi öyle mi düşündün, öyle düşündün. Abi ayıp ya. Ya bak şimdi çok üzüldüm abi. Vallahi vereyim mi 1.000 lira gider misin? Ama gelmiş Ocak ayı. Karkış nereye gideceğim? Böyle bir hayatımız var. Belçika burası. Gurbetçi muhabbetleri işte. Ama hasretimiz var ya. Vallahi billahi sokaktaki buradaki insanlar Türkiye'dekilerden daha çok Türkiye'yi düşünüyor. Bu da bizim hastalığımız. Evet, aslında evet. Tedavi olmamız lazım. Evet. Yazın gidiyorum, bizim dert ettiğimiz hiçbir yok, şey kimse hiç dert etmiyor abi. Herkesin keyfi yerinde. Evet. Bazen diyorum hakikaten süper devlet. Ve bir de bu konuları geçtiğinde ya Allah aşkına sen mi kurtaracaksın, devam et muhabbeti var. Doğru, o konuda katılıyorum. Peki Gürsel abi, bir merak ettiğim, ya çok şey merak ediyorum aslında da senin hakkında. Bu arada lütfen bunu kayda alın, arada bir ona da konuşma sırası veriyorum. Evet, vallahi veriyor. Konu, ben dedim ya bugün artık top sende, program senin abi. Allah razı olsun. Dükkan senin derler ya, program senin. Belçika'nın ilk talk show'unu bana verdiğinin farkındasın değil mi? Bak bir 500 bin kişi şu anda şu program senin. Talk show program değil, bu program. Düzeltim senin. Diyorsun. Gürsel abi hiç keşkelerin oldu mu? Valla keşkelerim zamanında oldu ama onun bir faydası olmadığını, beni üzdüğünü fark edip artık keşke kısmından geçtim. Belçika'ya geldiğim ilk senelerde ciddi hatalar yaptım. İnsan ilişkilerini ve kültürü, buradaki Türk kültüründen bahsediyorum. Belçika kültüründen değil, neticede buraya gelen herkes doğal olarak önce Türk mahallesini ziyaret ediyor. Evet. Ben 1-2 sene Türk mahallesinden uzak yaşadım ama sonra Tilki'nin hikayesi gibi Kürtçü dükkanına evet. Döndük. Türk mahallesinde de başka bir kültür varmış. Onu bilemiyorum tabii. İşte ilk geldiğimde bir kafe vardır. Koto'da meşhur spor kulübünden bozma. Oraya takılmaya başladım. Sahibi de çok tatlı, can bir çocuktur. Buradan Halil Baş'a da selam söyleyeyim ben. Okey oynuyorlar. İşte ben de yeniyim. 4. lazım okey. Tamam dedim. 4. ben olayım. Oturdum masaya abi. Okey oynuyoruz falan. Ya adam taş alıyor, küfrediyor. Taş atıyor, küfrediyor. 1-2-3 benim asal bozuldu artık. Alışkın değiliz. İndirdim ıstakayı. Sen bir dışarı gelsene dedim.
Millet bir anda buz kesti. Herkes benim suratıma bakıyor. Adam da gülüyor. Beklemiyor orası. Ya küfreden de gülüyor. Ya ben yeniyim. Bilmiyorum ki o kültürü abicim. Yani bu bir milli şey olmuş. Evet. Selamlaşma şekli olmuş bu küfür meselesi. Anam bir durdu. Anlamadı önce. Sonra Halil uyandı. Abi sen bir sakin olsana dedi. Ya ne sakin olacaksın dedim. Adam taş atıyor, küfrediyor. Taş alıyor, küfrediyor. Hadi atınca denk gelmedi. Küfretsin. Küfrü hak ettik. Taşlıyoruz. Adamı vermedik de taş alınca da küfrediyor arkadaşlar. Bu nasıl işledi falan. Bir ortalık karıştı. Sonra bana mevzuyu anlattılar. Ondan sonra öğrendim. Geçenli de sen bir cami eşrafı bir amcadan bahsettin. Adamın evet. Küfürsüz tek kelimesi yok. Seni programa alacağım demişsin de bu arada ben anlatayım Neco'nun hikayesini. O beceremez pek bunu anlatmayı. Bir amca var Gent'te yaşayan. Neco programı almak istemiş. Çok hoş sohbet, çok tatlı ama adamcağızın 1000 tane kelimesinden 999'u küfürlü bir tanesiyle. Demiş ki ya abi seni programa alacağım ama küfürleri biplemem lazım. Abi de işte Anadolu esprisi. Bizde Nasrettin Hocalık bol biliyorsunuz. Yani hepimiz birer Nasrettin Hocayız. Oğlum demiş sen beni programa alıp da bu küfürleri de biplersen senin programın biple başlar biple biter demiş. Aynen böyle. Aynen böyle. Abimi tanımıyorum ama buradan ona da Derviş selam amca, olsun. Derviş amca burada Derviş selam var saygılar. Selam olsun. Çok mütevazı insan. Neticede buraya geldiğim ilk birkaç sene ben de çok bocaladım tabii. Yani bir kültürü de tanımıyorsun, insanları da tanımıyorsun. Ciddi insan ilişkileri hataları da yaptım ama sosyal bir insanım. Sohbeti seviyorum. Kahve kültürüm de var. Meyhane kültürüm de var. Cami kültürüm de var. Zaman ve yere göre yapılıyor. Beceremediğim tek bir şey var. Rahman Çolak abim vardır. Yorgancı programını yapmıştım. Evet. Hoş bir abidir. Trabzonludur. Bana kızar uy kafana odun vuracağım senin der. Kızdığı hocam zamanı... O kahveye çok ben merak ediyorum. Gerçekten İtalyan kahvesi. İtalyan kahvesi. Çok enteresan bir adam ya. Obje falan biriktiriyor. Yani gerçekten kendini aşmış müzisyen. Çok kaliteli bir adam Rahman abi. Buradan ona da selam olsun adını andık. Rahman abinin bir şeyi vardır. Sen benim söyleyeceğimi de unutturdun. Bir toparlayıp araya girme kardeşim. Artık Neco Show kendi etkisini göstermeye başladı. Yani. Unutmaya başladı. Evet. Şimdi Rahman abiyle sohbet ederken bir yerden bir yere taşıyoruz konuyu. O hep der ki oğlum der benim beceremediğim bir şey. Her doğru da her yerde söylenmez ki. Tabii. Doğru bilsen ne olacak der ya. Beni ilgilendirmiyor. Bir sus be kardeşim der. Kafana odunu vuracağım daha der. Diliyle beraber. Dolayısıyla beni tanımlamak istiyorsan bildiğim doğruları her yerde konuşan bir adamım. Öyle bir çekincem yok. Çünkü bir şey vardır. Kim söylemiş bilmiyorum ama bir atasöz. Hani demin sen de bahsettin. Ben sıkıntı yapıp deli olacağıma sıkıntıyı millete atayım alem deli olsun. Aynen. Bu bir felsefe meselesi. Ben bildiğim şeyleri konuşmaya çalışıyorum ve vicdanım rahat, insanları manipüle etmiyorum. Kimseyi yanlış yönlendirme gayretim yok. Bir şeyleri araştırmaya çalışıyorum. Bu topluma da bir şeyler vermeye çalışıyorum. En basiti sen demin söyledin, ben de araştırıyorum. İşte önemli olan bu zaten. Evet. Çünkü okuyan insan her açtığı yaprak sayfasında cehaletinin büyüklüğünü idrak eder. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü evrende o kadar küçük bir yer, yani şu dünya 13-14 milyar yıl yaşında. Dünya yeryüzündeki insanların yaşam şekli 40-50 bin yıla gelmiyor. Yani bir tarafta 13 milyar var, 13 milyar yılda oluşmuş bu dünya. Bir tarafta da 40-50 bin sene yeryüzünde dolaşan insanoğlu, ondan öncesi yok. Evet. 40-50 bin sene önce yeryüzüne teşrif etmiş ki, teşrif etmeseymiş daha iyi olurmuş dünya için ama insanoğlu. Sanki dünyanın başından sonuna kadar buradaymış gibi bir pozisyon yaratıyor kendini. Evet. İşte bütün bunları düşündüğünüz zaman bilginin kıymetini anlıyorsunuz. Bir de bilgiyi size sunuyorlar. Tecrübeden faydalanmak diye bir şey var. İşte elektrik düğmeye basıp açıyorsun. Bunun nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını. Şimdi fiber optik kablolar var mesela. Hocam sunmak dedin de çok önemli. Çünkü kendi özel hayatımda ben bunu yaşadım. Benim azizane bir küçük kütüphanem vardı. Kendi odamdaydı. Bütün kitaplarım da oradaydı. Zaman zaman alıp bir tanesini okuyordum. Ve sonra bir taşındık, eve taşındık. Kütüphanemi salona aldım. Salondum, geniş bir salondu. Bir köşesine kütüphane yaptım. Hiç okumayan babam görünce el attı değil mi? El attı. Şimdi resmen kitap canavarı oldu. İnan, bütün kütüphaneyi bitirdi. Şimdi her Belçika'dan, Türkiye'den Belçika'ya gidip
Kitap almadım der bana var. Direkt evet. Kitap almadım da şimdi caminin kütüphanesine yönlendirdim. Sağ olsun hocamız her hafta 3 tane kitap verip okuyor. Hakikaten çok önemli çünkü bizim kültürümüzde okumak zaten zayıf. Bir de kitapları dolaplar arasında sakladığımız zaman görünmeyen meyve de öyledir. Meyveyi dolapta koymayın. Mutfakta masaya koyun gelip geçtiği yemek lazım. Yoksa dolapta çürüyecek ancak atacaksınız. Her şeyi gözümüzün önüne alırsak gerçekten okumaya da her şeyde okumaya. Çünkü her şey din konusunda, Kur'an-ı Kerim konusunda öyle. Yani ilk kelimesi ikra olmasına nazaran okumayan bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'i yıllardır işte bir evimizin, salonumuzun dantelini, işlemeli dantelini yükseğe korlar. Hatta dokunurken dokunma, çarpılsın muhabbeti falan orada. Yıllardır zaten o asılı, yani tövbe aşağı, süs eşyası gibi asılı kaldı. Oysa o Kur'an-ı Kerimler okunmak için yazılmış kitaplarda, okumamız lazım. Çünkü kendi dilimizi bilmezsek hiçbir dine saygımız olmaz. Önce kendi dilimizi bilelim. Bir de okursanız da benim ağzına fikrim, elbette ki Arapçasını okumak daha makuldür. Ancak önce bir Türkçesini okuyalım, anlayalım. Dinimizi anlayalım. Ne dini? Bizim dinimizi bir nedir, nedir, neler var? Bunu bir anlayalım. Yoksa anlamazsak herhangi bir kişinin anlattığı Kur'an-ı Kerim öğrenmiş olur. Profesör Mehmet Okuyan'ın Kur'an'ı bir tarifi var. Benim çok hoşuma gider. Zaman zaman da böyle sohbet açınca dillendiriyorum. Sen de konuyu oraya getirdin. Madem yeri geldi anlatayım. Doğruyu yeri geldiğinde anlatıyorum. Bak tabii, bir parça huyu kapmaya başladın sen. Program iyi gidiyor değil mi hocam? Hiç hazırlık yok. Sıfır hazırlık işte böyle sohbet ediyorum. Programın iyi gittiğini izleyiciler karar veriyor. Abi he de ya. Abi he de. Doğru. Demem diyor abi he niye diyeyim kendimi niye bağlayayım. Evet dediğim anda bitti. Tamam, ondan bitti. Sonra kabul etmiş abi. Mehmet Okuyan'ın şöyle bir tarifi var. Kur'an diyor bir reçete diyor. Bir doktora gittiniz diyor. Size diyor reçete yazdı diyor. Reçeteyi eline aldın. Baktın her günde okuyorsun diyor. Ama reçetede Latince ilaç isimleri var. Sen eczaneye gidip ilacı almadın diyor. İlacı kullanmadın da bir ay geçti rahatsızlığın geçmedi. Tekrar doktora gittin. Doktor sana dedi ki ne yaptın aldın mı ilaçları? Aldım baktım her gün okudum senin dediğin gibi yemekten önce 3 gün. Okuyor ilacı reçeteyi koyuyor. Okuyor ilacı reçeteyi koyuyor. İlaç alma yok. Kur'an'ı böyle tarif ediyor Mehmet Okuyan. Ne yapar doktor sana diyor bu sefer yeşil reçete verir. Kafadan kontak bu adam alın doğru dürüst tedavi edin diyor. Şimdi Kur'an bir reçete. Sen bunu alıp içindekini okuyup hayatına uygulamadığın zaman o zaman başkalarının söylediğiyle yetinmek zorunda kalıyorsun. Başkası yanlış biliyorsa zor bir konu bu yani. Birisi sana bir şey anlatıyorsa her zaman sorgulaman lazım. Sorgulamadın işte hoca efendi söyledi. İyi de hoca efendi yanlış biliyorsa ne yapacağız abi? Maazallah dinden çıktık. Evet. Gittik yani. Evet, evet. Toparlamak istiyorum hocam. Sen sorunu sor ben cevap vereyim. Benimkisi yanlış. Vallahi ben saydım tam 5 soru sormuşum ama en az 50 tane cevap aldım. Diyorsun. Diyorum. Peki. Hocam en son kısa da olsa birkaç severdir bana anlattığın bir konum var bomba gibi çok güzel. Onun bir hipokampüsten mi bahsediyorsun? Ne kampüs hocam? Hipokampüs. Evet. İnanın ben dinledim. Azıcık ucundan alıyorum ama bir yere oturamadım. Anlayınmış değilim. İnşallah burada yayında anlatırsa hem ben hem sizler ekran başındaki anlar. Yani bu ben kısmı, bitlemeden anlatalım. Yani. Tabii bu kısmı özellikle hanımefendiler dinlesin. Çünkü bu erkekleri ilgilendiren bir konu değil. İnsanoğlunda beyninde hipokampüs diye bir merkez var. Bu hipokampüsün hafıza merkezi burası, hatırlama merkezi yani. Beyinde sağ lob, sol lob var. Beyninde değişik yerlerinde değişik emirler verip uygulayan bölümler var. Burası da sadece hatırlıyor, bilgileri depoluyor ve hatırlıyor. Şimdi bu hipokampüsün bir özelliği var. Hani bir zamanlar bir laf vardı, erkekler Mars'tan da kadınlar Venüs'ten mi? Evet. Hakikaten öyle. Aslında çok ayrı yaratıklarız ama bunun farkında değiliz. Bakınca insan benzetiyorsun. İnsan insanız ama kadın başka bir şey. Yani biz insanız da onlar başka bir şey yani. Onu anlatmak zor. Bu hipokampüs erkekte 1 santim büyüklüğü varsa, belki 1,5 santim bilemiyorum onu tam olarak anatomik yapısını ama oran doğru. Kadında bu 2,5 kat. Yani erkekte 1 santimse bu merkez, kadında 2,5 santim. Kadın hiçbir şey unutmuyor abi. Hiçbir şey unutmuyor ama. Erkek unutmuş. Şimdi yolda gidiyorsun, bir yerden geçiyorsun, bir olay olmuş ama seneler geçmiş üstünden. Kadın onu orada hatırlıyor. Arabadasın sen, kırmızı ışıkta durdun, şu köşeyi biliyor musun şu köşeyi? Adam bakıyor, bilmiyor abi köşeyi. Yani niye bilecek ki köşeyi? Şu köşeyi biliyor mu diyorum sana, biliyor musun? Vallahi bilmiyorum hanım diyor. Yalan konuşma, yalan konuşma diyor sana.
Sen hatırlamıyor ayaklarına yatıyorsun. Bu köşeyi hatırla diyor. Hatırla, sana hatırla diyorum diyor. Şimdi ses sertleşince insan bir de pırsıyor pırsıyor, tamam mı? Yani kadın bağırıyor, o köşede bir şey olmuş. Adam hemen düşünmeye başlıyor. Acaba beni başkasıyla mı gördü? Biriyle mi gördü? Bin tane şey. Adam unutmuş. Yok abi, yok. Hafızada yok. Kadına detayları hatırlıyor. O köşe var ya, o köşe. Ya kadın söyle Allah aşkına, ne var o köşede diyor. Ben bakıyorum, bir şey yok. Bak diyor, o köşe var ya, o köşe, ha diyor, sen diyor 7-8 sene önce beni oraya çağırdın da bir saat beklettin, gelmedin, hatırladın mı diyor. Adamda gene yok, ama hatırlamadım dese daha bir felaket, karakolda bitecek mecburen. Öyle bir şey oluydu. Şöyle yarım ağız, tabiri yarım ağız konuşuyor derler ya, eliyle yarısını kapatıyor. Hatırladım hanım, özür dilerim diyor. Ne özür dilediğini biliyor, ne o köşeyi hatırlıyor, ne de hanımla o yaşandığı şeyi hatırlıyor. Ama kadın unutmuyor abi. Bununla ilgili bir emir daha ailesini oyuna aldım. İnşallah oynayacak sanatçı bulursam bunu oynatacağım. Merak ediyorum, seyirci acaba benim yazdığımı gülecek mi? Ben kendi kendime çok gülüyorum da seyircinin tepkisi önemli, evet. Yani. Lütfen bu program için kanalı arayın. Beni met edin, rica ediyorum. Belki o zaman Suat işten atmaktan vazgeçer beni. Öyle bir tehlike var. Kendimi garantiye alayım. Sevgili izleyiciler, desteğinize ihtiyacım var. Siyaset için o istemiyorum. Şu kanalda kalmamı sağlayın yeter. Sevgili Neco, evet. Bitirelim mi? Ne dersin? Bitirelim. Toparlayalım artık. Tadında bırakmak güzel derler. Evet, tadında bırakmak. Mutlaka bunun tekrarı olacaktır Gülsar abi. Çünkü olacak mı? Tabii. Senin repertuarın günü geçtikçe Belçika'da daha çok yükseliyor. Peki en son olarak Neco hakkında fikrini almak istiyorum. Sizin gibi bir duayen de benim gözümde yani. Ya estağfurullah, öyle bir iddiamız yok tabii de, o sen nezaket gösteriyorsun. Burada bir duayen gazetecimiz var. Onu da duyarsa hakikaten beni kesin çağırmaya girer. Ben duayen falan değilim. Neco Show bir kere çok doğal bir program. Bir iki programı beraber çektik. Senin insanlarla olan iletişimin Allah vergisi bir şey. Böyle de bir şey var. Ben buna inanırım. Yani o yeteneğini geliştirmişsin. İnsanlar üzerinde güzel bir etki bırakıyorsun. İşte en son bir kahve çekimi yaptık. Gayet güzel insanları aşabiliyorsun. Şimdi bizim böyle mikrofonda konuşmak kolay geliyor insanlara, ama bunun bir altyapısı var. Tabii güzel ki. Bir yanı var. Adama mikrofonu uzatıyorsun. Adın ne? Duruyor, düşünüyor birkaç dakika. Ahmet. Abi bir de soyadını söylesen. Buruncu. Abi ne iş yaparsın? 10 dakika. Ya, tamam, hipokampüs de o kadar da değil yani. O kadar şimdi değil. Unuttum be kardeşim. Şimdi bu ekran başında olmanın, yani mikrofon tutmanın çok zor yanları var. İnsanlar bunu bilmiyor. Adamı açman lazım, konuşturman lazım. Bazısı gelinden kaçar gibi mikrofondan kaçıyor. Ya ne var, mikrofon abi yemiyor. Belki kısmetin açılacak. Gel şuna ve evet de ya. Bazen öyle kötü durumda kalıyorsun ki. Bir de yanında patron da bazen çekiyor beni. Bir Özler Derneği vardı. Oraya çekime gittik. Hanımlar böyle şey açıyor. Yufka. Yufka. Gözleme. Gözleme. Bayağı da kalabalıklardı. 7-8 kişi var. Şimdi hanımlardan birinin bir şeyler konuşman lazım abi. Parayı hak etmek lazım. Yövmeye veriyor. Adam bizden iş bekliyor. Kameranın arkasında hadi abi diyor. Röportaj. Röportajı çağırıyoruz. Herkes kaçıyor. Kaçıyor. Ya de bakıyorum hanımlar yaşlı da. Dedim ya, kaynanasından korkmayan gelsin. Hepsi birden dedi ki bizde kaynana mı kaldı bu yaşta ya? Allah Allah, nasıl kaldıracağım bunları? Peki dedim gelininden korkmayan gelsin dedim. Kimse kalkmadı abi. Sonunda bir bey yakaladım. Orada yufka yapan hanımlardan bir tanesinin eşiymiş. Allah razı olsun senden dedim. Vaziyeti kurtardık. Pek de konuşkandı. Benden beter bir şey çıktı. Programı onunla kapattım ben, tamamladım. Gördüm ara başında böyle ara güzel iş yuttum. Ara başı yutturdular bana. O gün ilk defa yuttum. Netice yani Necdet'ciğim, bu mikrofonu tutuyorsun da bir laf vardır. Yiyen bilmez, doğrayan bilir. Bunun mutfak işi çok zor. Elbette. Ama gençlere benim tavsiyem, inanılmaz bir imkan var. Böyle bu devamı da gelecektir. Başka girişimciler de buna benzer işler yapacaktır. Ki umarım yaparlar da, şaka bir yana sohbet ediyoruz, gülüyoruz, güldürüyoruz ama bunu yapsınlar. Gençlere de bir kapı olsun. Gençler de bu show mu denir, sahne mi denir, neyse artık burası, bu stüdyo işine ilgi göstersin. Bu iş yaygınlaşsın, çoğalsın. Çünkü burada Türk kültürünü yaşatıyoruz. Evet. Türkçe konuşuyoruz. Türk dilini yaşatıyoruz. Çünkü burada yetişen gençler, özellikle burada eğitim alanlar, adamla konuşuyorsun Türkçe biliyor ama ben onu bir yerden yakalıyorum. Gözüne bakıyorum, böyle bir hare geçiyor gözünden. Çünkü kelimeyi çözememiş. Türkçe çok zengin bir dil. Dünyanın en güzel kelimesi Türkçedir. Çoğu insan bilmez bunu. Yakamoz. Yakamozun ne olduğunu anlatmaya gerek var mı? Anlatalım mı kısaca? Anlatalım bence. Yakamoz, ay ışığında
pervane uskur derler. Motorların pervanesinin denizin üstünde bıraktığı ışıltılı bir şey. Şimdi bunu dilciler konferanslar yapmışlar, toplanmışlar. En güzel kısa öz ve müzikal anlamda bu söz o kadar derin anlamı var ki birçok şeyi tek kelimede ifade ediyor. Dilin zenginliği burada işte. Evet. Çocuk mesela bütün dillerde ayakkabının birkaç tane işte İngilizce shoes der, bir iki tane tanımı vardır. Biz de şöyle kısaca ben bu örneği çok veririm. Ayakkabı dediğin zaman 3 aşağı 5 yukarı detaylar farklıdır ama hepsi aynı ama cesba. İskarpin, potin, makosen say say bitmez tamam mı abicim? Belki 50 tane Türkçe dilinden ayakkabı çıkarsın. İşte gençlere bunu anlatmak zor. Çocuk Türkçe konuşuyor sanıyorsun ki Türkçe biliyor ama o anda anlamını yakalayamıyor. Kaçırıyor orayı. Kaçırdığı zaman seni onu dikkat edip Türkçeyi ona öğretmen lazım. İşte bu televizyonun en büyük işi bu. Sadece televizyon değil, yazılı basın da buna hizmet ediyor. Evet. Arkadaşlara buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Çok zor koşullarda aylık da olsa bülten tarzında onlar gazete diyor ama aylık gazete olmaz bülten çıkartıyorlar ve ben kendilerine saygı ve sevgimi yolluyorum buradan. Hepsi çok büyük hizmet ediyor bu işe. Evet. Şimdi televizyonla bunu yapıyoruz çünkü okumak her toplumda zordur, her topluma zor gelir, kültür işidir bu. Ama dinlemek ve görsel olarak dinlemek, televizyon kanalından dinlemek çok daha kolay. Dolayısıyla önemli bir iş yapıyor Aktif TV, Belçika'nın ilk Türkçe kanalı. Devamını bekliyoruz diğer yatırımcılardan. Bizi de ileriye sevk edecektir. Bunun yanında da bu kanalın kıymetini bilmesini istiyorum sevgili izleyicilerden ki biliyorlar. Rusya'dan izleyen var bu kanalı. İstatistiklere baktığımızda şaşırdık. İsviçre'den mesela çok izleyen var. Enteresan. Fransa, Almanya, Hollanda, Kara Avrupa'sında IPTV kutusu üstünden yayın alan her yere karasal yayın olarak gidiyoruz. Şu anda 5 milyon abone diyor ama en son Almanya'da bir server'a daha eklendik. Çok da geniş, yaygın bir server. Sanıyorum 7-8 milyon aboneye ulaştık şu anda. Çok kısa sürede altyapımız çok iyi. Televizyonu anlatmaya gerek yok. Haftaya zaten açılış resepsiyonumuz var. Orada evet, oradan da unutmadan vatandaşlarımızı burada duyuralım. Neyse ben sonuçta burada keseyim istersen. Tadında bırakalım. Evet, biz sorun neydi benim? Anlattım hipokampüs ama Sergen de unuttum. Valla o değil hocam. Sen çok unutmaya başladık. Sorun belliydi. Ne çeşit hakkında fikirleriniz dedim ama yine kaynadı. Onu da anlattım. Anlattık mıydı? O zaman kapatabiliriz değil mi? Ama sen tekrarlayayım. Belki araya kaynadı diyorsun. Belçika'nın bir ilki daha. Nece Show sevgili izleyiciler. Ayrılmayın. Müptelası oluyorsunuz. Vallahi izleyin demek mi hayırlı, izlemeyin demek mi hayırlı? Şimdi karar veremedim ama bir kere izlemeniz yeterli. Ondan sonra saati beklersiniz. Nece Show'da buluşmak üzere. Evet. Sevgili Aktif TV seyircileri, ekran başında bugün Gürsel kardeşimle burada güzel sohbet ettik. Kardeşim diyorum, abi dedim. Bak ya ben de karıştırdım. Kardeşi sevdi, buna devam edebiliriz. Tamam. Kardeşim, Gürsel kardeş kısmı iyi oldu. Hoş bir sohbet oldu. Umarım sizler de bu hoş sohbete faydalanmışsınız. Sizin de hoşunuza gitmiştiniz. Bunu tekrar mutlaka olacak. Çünkü gerçekten deşarj oldum ben. Yani program sundum ama aslında programın 1/4'lük sunumu benim de. 1/4'lük Gürsel abi kendi yaptı. Aslında çok güzel bir konuksun. Çünkü yormuyorsun insanı yani. Çok güzel konuk diyor. 10 dakikadır benden şikayet ediyor. İşte benim de çilem bu. İyi miyim, kötü müyüm bir türlü çözemiyorum. Evet sevgili Aktif TV'si bir Nece Show programının daha sonuna geldik. Burada hatırlatmak istiyorum. 28 Ocak, işte Şubat ya daha gelmedik. 28 Ocak'ta Aktif TV'nin resmi açılışı var. Davetliler mutlaka geldiklerini göreceklerdir. Gerçekten bomba gibi geliyor Aktif TV. Gürsel abi biraz önce çok bahsetti. Detaylar verdi. Detaylar yani 5 milyon, 7 milyon abone ulaşmak gerçekten kolay değil. Böyle bir kanal işletmek, kanalda program yapmak zor ama Gürsel abi daveti gibi özellikle gençler gerçekten bu Aktif TV kapıları sizlere tamamen açık. Hatta her konuda yardımcı oluruz. Eğitimse eğitim. Yani önemli olan mutfağa gelip sizlerin de burada bulunmanızı gerçekten biz arzuluyoruz. Neden? Nece şovlar bitmesin. Ben bugün azizane bu program bittikten sonra tekrar buraya oturabilecek yeni gençler, yeni nesiller arkamıza gelsin istiyoruz. Bu kanal yaşasın istiyoruz. Yoksa bu kanallar sadece Gürsel abiye, Suat'a, bana kalıcı değil. Hepimizin bu kalıcı bir kanal olsun. Dolayısıyla siz gençliğin çok ihtiyacı var. Her konuda, bir tek kanal televizyon değil, her konuda gençliğe ihtiyacımız var. Çünkü Atatürk ne demiş? Gelecek nesil Türkiye Cumhuriyeti gençliğe ben armağan ediyorum demiş. O gençlikte inşallah burada
Belçika'nın, Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa'nın başkenti Brüksel'in merkezinde bu karara sahip çıkar. Hep birlikte bu bayrağı taşır ve 100 yıl sonra da Aktif TV Beylik Uydu'dan yayınlar. Evet, ne olursa olsun Aktif TV'de kalalım diyor. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Necmi Şov'da kalın. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Gülsel abi'den bir şey demek istiyorum. Gözden bakıyorsun hocam bana. Yok, ben sen kapat da program benim de ben kapatacağım sonra. Sen kapatıyorsa aldın sazeyinde, böyle de bir şey var yani. Bir Necmi Şov programı daha sonra geldik. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bir dahaki görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, Neco Show'u izlemeye devam edin. Çünkü Belçika'nın tek talk show'unu izliyorsunuz. Bu arada güldüğünüzü lütfen kanala bildirin, rica ediyorum. Hoşça kalın.